But we got six for real. We looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Pazienza, yeni videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar, oyuna at adam gelmiş, Hecarim oynayacağız bu maç. İlk maçım arkadaşlar PC LoL'de. Daha önce Hecarim oynamıştım. Bakalım, umarım rework falan yememiştir Char bu arada. Yani rework yediyse antrenman modu falan da girmedim. Ama rework yese doyulurdu ya herhalde, bilmiyorum. Şöyle bir rune build'lere bakalım ne çıkıyorlar. Yanlış build çıkmış bu arkadaş birincideki. Oğlum hemen nasıl birinci oluyorlar ya? Ranked da alamadım arkadaşlar. Normal game'de çekiyorum mecbur videoyu. İlk videolar zaten ilk gelen hero'larda böyle oluyor. İlk günlerde alınmıyor. İmkansız yani. Ya banlanıyor ya first pick'ten alınıyor falan. Adam mesela ADC'ye bile Hecarim alabilir yani. Şu an öyle bir risk var. İlk maçım direkt çekebildim Hecarim'i, şaşırdım yani biraz açıkçası arkadaşlar. Hecarim çok farklı bir şampiyon. Heyecanlandım şu an biraz. Umarım iyi bir maç geçiririz. Oo, karşıda da jungle'da da Hecarim var arkadaşlar. Hecarim misi Hecarim, bakalım hangi Hecarim taşıyacak maçı. Umarım kazanırız arkadaşlar. Haydi bismillah. İlk maçımız, ilk maçtan video çıkarmak istiyorum size. Videoyu yetiştirmek için. Aha, oyun kapandı lan yanlışlıkla. Gel oğlum, nereye gidiyorsun? Hecarim'e dayanamadı arkadaşlar oyun. Şimdi arkadaşlar karşıya bakıyorum. Şöyle Vayne sıkıntı bir tek bize. Onun dışında Lux biraz sıkıntı ama one shot atabilirim Lux'a. Rakipte biraz bariyer var. Yılan dişi çekilebilir. Ama öncelikli itemler var. 3 AP var özellikle karşıda. Büyü hasarına da ihtiyacım var. Rakibe göre biraz bu build çekeceğim ama ilk item yoğun olur. İkinci item de bakacağız arkadaşlar. Karabalta da çekilebilir. Biraz dayanıklılık için, can için. Bakalım, rakibe göre bir build çekeceğim. Arkadaşlar maça başlamadan bir like, bir yorumunuzu alırım. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Maçın ortasında bir kelime vereceğim. Onu yazmanızı istiyorum yorumlara. Bir de artı 500 like'a Hecarim videosu Ranked Game'de gelir arkadaşlar. Artı 500 like görürsek Hecarim videosu gelecek rankta hemen. O yüzden like tuşuna bir abanalım. Arkadaşlar şimdi Hecarim Q Max diyoruz. Önce bir hero'nun özetini geçeyim orman dönerken size hızlı bir şekilde. Support'umuz AFK bu arada. Yapacak bir şey yok. Şimdi red'den başlıyoruz. Arkadaşlar Q'su, evet, rework yemiş Q'su. Q'yu direkt atıyordu benim oynadığım zamanlarda Hecarim'e. Ne zaman rework yedi hiçbir fikrim yok ama bunu ilk defa görüyorum, bu Q'yu. En fazla vuran skillimiz Q arkadaşlar. Elindeki mızrak mıdır, çapa mıdır, nedir artık bilmiyorum. Odaklayarak çeviriyor ve alan hasarı veriyor. Bayağı da sağlam bir hasar vuruyoruz. Fiziksel. En fazla vuran skillimiz bu. Ondan sonra E'yi maxlıyoruz. Üçüncü skilli. ADC'mizin flash'ini çaldılar. Şu Blue'ya gitsem. Hecarim'i gördüm orada ya. Blue'yu alabilirim. Ama Hecarim oynayacak gibi mi de? Yok, geri döndü. Tamam, Blue'yu alalım. Galiba sakın ölme ya su. Arkadaşlar ikinci içeriye giremedim lan. İkinci fulleyeceğimiz skillimiz E skilli. İlk kan geldi. ADC'miz ne yapıyorsun ADC'miz? Support yok çünkü. Adam support bağlanamadan öldü. İlk kanı verdi Vayne'e. Vayne sıkıntı. Şimdi arkadaşlar E skilli hızlanıp çar böyle atla çifte vuruyor, tamam mı? Hem rakibi ittirip stun atıyorsunuz. Bir saniyelik falan. Saliselik. Hem de hasar veriyor. Çok yüksek bir hasar yok. Şunu alıp kaçayım hemen. Adamın blue'sunu da çaldım. Şu an Hecarim'i bayağı geri düşürdüm arkadaşlar. 3 buff'la oynayacağım bu maça. Başlangıcını daha doğrusu. Onun dışında W'su büyü hasar veriyor arkadaşlar. Char'ın şöyle alana bir şey açıyor. Alan hasarı veren bir büyü açıyor. W. Büyü hasarı vuruyor bu skill'de. Ah lan Hecarim... Abi o köyü yersen ölürsün. Hecarim ilk kill'ini aldırdı takım arkadaşına. Bizim bot lane patates arkadaşlar. Hero'yu test edemeyeceğim galiba bu maç.
Ya takım o kadar etkiliyor ki arkadaşlar oyun performansını. Gerçekten çok sakat bir iş bu ya. ADC'miz 0-2 oldu. O çocuk AFK kalacak muhtemelen. Zaten support da bağlanamadı oyuna bir süre. Hekarimler ikinci gank. Oo. Hadi kes onu oğlum artık. Kaç hitiydi kuleden. Hadi Yasuo tuttur o Q'yu. Oo, Ignite öldü. Onu ben alırım. Gel lan buraya gel yo. Yat oğlum aşağı gel yo. İlk killimizi alıyoruz arkadaşlar. Dakika 3 itibariyle ilk kili aldık Hekarim'le. İşte bu baba. Şuradan da bir plate alıp çıkardım. Evet arkadaşlar, W skill'den bahsettim. Büyü hasarı verdiği için en son W skill'ini maksıyoruz. Zayıf bir hasarı var. 3. İkinci skill biraz boş bir skill bana göre. AP kasmıyorsanız AP Hekarim. W'su çok fazla vuruyor arkadaşlar. Ulti de büyü hasarı vuruyor. Ama ulti nasıl olayı? Rakibi korkutmak. Fightlarda inanılmaz bir alan stana yol açabiliyor arkadaşlar. Front yapabiliyor char. Ve disengage içinde kullanılabilir ultisi. Ultisi inanılmaz bir skill arkadaşlar. Birazdan atınca görürsünüz. Eğer iyi kullanabilirsek tabi. Ulti tutturmak da kolay değil. İnanılmaz bir ultisi var arkadaşlar. Hekarim'in, at adamın, abi çar bu çarın gelmesi çok şaşırttı beni. Gerçekten oyuna inanılmaz. Jungle main'ler bayram eder arkadaşlar. Emirhan seviniyordur yani Hekarim geldiğine. Emirhan'a da selam olsun buradan. Hekarim 3. yayını attı. Oğlum Hekarim yine kill çıkardı ya. Şunu keseyim lan o zaman. Gel de bakayım oğlum buraya. Of, onun da ultisi varmış. Yat oğlum. Gel gel gel, kaçma oğlum babandan. Abi Hekarim'in ultisi duruyormuş. Güzel, 2'ye 1'de kill çıkardım buradan. Gelsene kapışalım. Adam bir izin bozdu. Evet, 2 Hekarim karşılıklı bir izi atıyor arkadaşlar. Abi bakalım. 2-0 olduk. Hekarim defi koyabilecek miyiz arkadaşlar ilk maçım? Hekarim inanılmaz bir çar arkadaşlar. Harbiden bayıldım şu ana kadar Hero'ya. Q'su rework yemiş. Ben en son PC LoL'da oynamıştım. Yıllar yıllar önce. E'si değişmemiş. W'su değişmemiş. Ama Q değişmiş arkadaşlar. Q'yu direkt atıyordu. Böyle saniye. Bir de çok cooldown'u çok düştük. Sürekli Q spamlıyordun çarla. Ve hızlı atıyordu. Q'yu şimdi odaklanıp atmaya başlamış. Bence eski Q'su daha iyiydi, bilmiyorum ama. Bir de efektleri falan değişmiş gibi Hero'nun, ya da Wild Rift'te özel de olabilir. Emin değilim tam arkadaşlar ama güzel. Beğendim. 10 saniye ultim. Hadi Yasuo beat'te. Ooo. Bugün ulti açtı. 4'ü 3. Rakip fightlamaktan kaçtı burada. Galio'nun ultisi var ama. Galio ultiyle gelebilir buraya. Sanıyorum Galio ulti bakıyor, o yüzden oynamayacağım. Galio olmasaydı arkadaşlar, Galio ultisi dive atılırdı buraya da. Bak bak, Hekarim'i gör, Hekarim'i gör guys. Yat oğlum aşağı, flash attığı yerden kestim. Uf, çok iyi ulti bastım orada arkadaşlar. Flash atmadan ultiyi koydum direkt. Adam korkut deyince kaçamadı. Sürekli hasara devam ettim. Evet, biraz Hekarim defi hissettirmeye başladık ki arkadaşlar bu dakikalarda. Baba Hekarim miyin misin be? O tipi Hekarim misin be? Şimdi ilah sindiren çekeceğim arkadaşlar. İkinci item çok güçlü. Karabalta nerflü olduğu için ilah sindiren alacağım ya. Vazgeçtim karabaltadan. Karabalta da çıkılabilir ama ilah sindiren sanki daha güçlü bir item gibi geliyor bana. Bakalım, deneyeceğiz. Build deneyeceğiz arkadaşlar. Build'i paylaşırım zaten maç başında. Ne oluyor orada? Red buff'ı var bu lavon. Aşağıdan aşağıda. Şu red'i alalım. Oo, duvardan da geçiyormuş lan aim'imiz. Çok iyi. Oğlum bayağı uzun mesafesi o zaman ya. Bu E ile arkadaşlar takıma da insek atabiliyorsunuz ganklerde bu arada. Çok muazzam bir skill iyi kullandığınızda. Zaten şöyle söyleyeyim size. Kaç kaç kaç, burayı sal. Oğlum daha ejderini alıyor adamlar. Bizim bot lane'le imkansız arkadaşlar. Bu maç ejder alamayacağız, o belli oldu. Ölme lan, geliyorum. Kes bunu, kes bunu. Yat oğlum aşağı. Çok iyi. 3v2'de 2v...
2, 1 değiştik oğlum. Müthiş oldu lan burası. 3 ve 2'de 2'ye 1 değiştik arkadaşlar. 4-0 oldum. Çok iyi değil mi? Bu arada arkadaşlar Hiro'nun kombosundan bahsedeceğim size hemen. Pozisyon denk gelirse de gösteririm uygulama olarak ama önce bir bahsedeyim. Şuradan Hiro'lu yılanlarken. E ile rakip oyuncunun arkasına geçiyoruz arkadaşlar. Hızlanıyor ya çar. Bu çara Ghost'a girilebilir bu arada spell olarak flash yerine. Onu da söylemiş olayım. E ile rakip arkasına geçtik ya, ulti ile takıma ittiriyoruz adamı, anladın mı? Takıma doğru korkutuyoruz. Korkutmada çünkü terse kaçıyor rakipler. O yüzden E ile adamın arkasına koşup geçiyorsunuz, tamam mı? E ile koyuyorsunuz önce, sonra ultiyi bir basıyorsunuz baba. Takıma doğru koşuyor rakip oyuncular. Kombosu bu yani Hiro'nun. Pozisyon denk gelirse yapacağım bunu. Bakalım. Her pozisyonda yapılacak bir şey değil o çünkü. Onu yapmaya çalışırken bir anda rakip içinde kalıp one shot yiyebiliriz. Çünkü fiziksel hasar ve karem oynuyorum şu an. Normalde bu Hiro'yu off tank oynuyorlar. Rakip aşağıda. Buraya eril taştım. Buradan iki kule çıkarmamız lazım. Rakip base atana kadar. Hadi bakalım Lucifer. Bir işe yara be. Vur şu kulelere dostum. Şu an bir akıl oyunu yapıyorum oyunda. Rakip önde çünkü arkadaşlar. Tek başıma oyun oynuyorum şu an. Biraz işte burada Elo'mu yansıtmaya çalışıyorum normal game'e arkadaşlar. Çünkü Elo taşıyor arkadaşlar oyunu. Oyun aklınız taşıyor yani oyunu. Anladınız mı mevzuyu? Bu maçı kazanacağımdan pek ümitli değilim ama bakalım, deneyeceğiz. Bak orayı saldım, çıkıyorum kanka. Orada oraya girersem bak, ultim flash merceğim duruyor ama arkadaşlar. Orada bir sayı eksikliğimiz var. Orası lose ya. O fight'e girmenin hiçbir mantığı yok. Yasuo şu an intledi bence. Yapacak bir şey yok babacım. Oraya girmek yerine farm'a kaynak almaya devam ediyorum arkadaşlar. Çünkü ilk Hecarim maçımı winlemek istiyorum. Ama bu takımda çok zor. Özellikle bu bot lane'de imkansız gibi görünüyor ama deneyeceğiz. Bak bak bak. Bu gelirse öldü. Kuleye inanacak mı? Gel oğlum buraya. Yat oğlum aşağı. Çok iyi be. İşte bu bir öngörü arkadaşlar. Adamın burada kuleye inanacağını tahmin ettim. İyi ki de atmamışım base'i. Evet, bir kill daha çıkardık buradan. 5-0 oldum. Şu an biraz oyuna ağırlığımızı koymaya başladık arkadaşlar. Hecarim şu ana kadar muazzam ilerliyor. Biraz da tryhard oynuyorum. Yeni hero olduğu için bir de ilk videom. Ya ilk maçım ve video çıkarmak istiyorum arkadaşlar. İnan sindirelim bitti. Şimdi ne çıkalım? Rakipte 3 AP var, o yüzden bir Malmortis alalım ya. Malmortis neredesin? MR'a ihtiyacım var arkadaşlar. Malmortis'in kalkanı beni biraz koruyabilir diye tahmin ediyorum. Bakalım işe yarayacak mı arkadaşlar? Malmortis item iyi oldu gibi ya bu rakibe. Bir tek Vayne sıkıntı. Onun dışında Hecarim pek problem yaratmıyor gibi. Hecarim hiç iyi oynayamıyor çünkü rakipteki. Geliyorum abi oraya. Yat oğlum. Gel bakayım, seni de keseyim. Abi yapma ya. Vayne Mechanics misin sen be? Shutdown aldım. Shutdown verdim. Vayne'e verdim. Çok kötü oldu bu. Şu 10 dakikadır ilk hatamı yaptım arkadaşlar. Hata da sayılmaz. 2 kill alıp öldüm aslında da. Ya buradaki mevzu 600 gold alıp 900 verdik. Kötü oldu. Ya buradaki mevzu arkadaşlar, Vayne'in duvara mıhlaması ya beni. Çok saçma abi. Ulti açıp geldi direkt Vayne. Şu an bana focus oynuyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama Vayne bunları yapacak gibi. Şimdi Malmortis'in bitti. O zaman ölümün dansına mı gitsek? Ne dediniz o işe arkadaşlar? Ölümün dansı bizi Vayne'den koruyabilir mi? Vayne gerçek hasar vuruyor aslında ama bilmiyorum ya. Ölümün dansı çıkılmayabilir ya Vayne'e karşı. Normal bir fiziks, yani normal bir şampiyon olsa arkadaşlar, ölümün dansı çok worth.
normal bir fiziksel hasar mesela. Hecarim'e karşı olur ölümün ağası ama Vayne'e karşı olur mu emin değilim ya. Vayne'e randiyum falan lazım. Ama o kadar da defansif gitmek istemiyorum. Biraz hasar vurup taşımak istiyorum arkadaşlar çünkü. Normalde Hecarim fiziksel hasar oynanmaz. Daha çok off tank falan ya da tanki oynanıyor diye hatırlıyorum PSLOL'de ama. Şöyle bir ulti. Gel bakayım oğlum vuruyor. Bak Vayne yine ulti açıp bana fokusladı. Kes onu Vayne'i lan. Kes o Vayne'i. Güzel. Hecarim fokus oyun kaybettiriyor rakibe şu ana kadar. İki tane fight verdiler bana fokus atacağım diye. Ejder'i yılanlayalım abi hemen. Gel Seth. Sen akıllı bir çocuğa, akıllı bir kardeşe benziyorsun sen Seth. Senle taşıyabiliriz gibi oyunu ha. Senle bir işbirliği yaparsak ilk Hecarim maçımızı dinleyebiliriz gibi. Şuradan blue buff alayım. Hecarim blue buff almadan base attı lan. Geliyorum oraya. Ölmeyin, ölmeyin kanziler, ölmeyin. Geliyorum lan. Çat! Oy adamın içinden geçtim moruk. İçinden geçeceğim. Ne yapıyorsun lan sen? Hayır 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 gelme abi. Oğlum Vayne niye bu kadar vuruyor lan bana? Vayne'i görünce arkadaşlar kaçmanız lazım. Vayne felaket vuruyor. Gel bakayım buraya yakarayım. At adamlar karşı karşıya arkadaşlar. Sevdiniz mi bu at adamı? Geliyorum, geliyorum, ölme. Gel bakayım Vayne buraya. Ya smite atamadım. Aa, atsam alıyordum kill'i lan. Yetişmedi be. Adam benden daha hızlı koştu. Nasıl oldu anlamadım. Arkadaşlar 9 kill olduk by the way. Oğlum bu Hecarim ne lan böyle? Çok güçlü arkadaşlar. Abi yeni gelen hero'lar niye bu kadar bozuk geliyor? Sonra niye oynayamıyoruz rankta? İşte güçlü olduğu için oynayamıyoruz. Hero'yu tanıtmak amacıyla güçlü getiriyorlar arkadaşlar ilk hero'ları. Mantıklı bir senaryo. İlk hero geldiğinde bir oyunda şey oluyor hareketlilik. Şimdi buraya arkadaşlar ölümün dansından vazgeçtim. Yılan dişi alacağım. Çünkü rakipte çok fazla bariyer var. Karma, Lux. Yani bariyer spamlayıp duruyor rakip. Buraya yılan dişi müthiş bir item olabilir. Bakalım. Son item. Koruyucu çıkabilirim ya. Koruyucuya ihtiyacım var. Ölmeyelim. Shotdan vermeyelim. Kes bunu, kes bunu, kes bunu. Gelin abi. Ya abi. Bu ne kadar CC yedim ya. Kaç buradan, kaç buradan, kaç buradan. Gel gel Hecarim gel. Oğlum beni keser lan şu an dur. Şöyle gel bakayım. Şimdi ben kesebilirim işte. Kaçma oğlum gel buraya. Yat oğlum aşağı. Bir tur daha kestik Hecarim'i. Arkadaşlar Hecarim diff mi var yoksa oyunda? Ben can anlayamadım ama biraz Hecarim diff var gibi arkadaşlar. Ha? Ne dediniz o işe? At koşturuyoruz map'te ya. Böyle bir şey yok. Aha kes bunu, kes bunu gel. Yat oğlum aşağı sen de karma. Abi çok eğlenceli lan çağır. Çat! Abi nasıl onunla kaldı o kill? Baba tek atıyoruz ya, tek atıyoruz. Böyle bir çar yok. Oğlum fiziksel hasar yakarım zevkliymiş. Ölme lan. Öcünü aldım kardeşim. Abi hero'ya bakın arkadaşlar. Bu hero ne böyle oğlum? Çok zevkli lan oynaması. Bu ruin build işe yaradı rakibe karşı arkadaşlar sanki. Ne dediniz o işe? Son item bir koruyucu melek çekelim. Arkadaşlar vallahi beğendim ya. Hero çok güçlü baba. Böyle bir şey yok ki. Ama takım katliam yemiş. Lucifer ne yapıyor lan orada? Arkadaşlar bir like butonuna abanalım abi. Şu videoya like hak etmiyor mu bu video? Arkadaşlar şu dakikaya kadar. Video geliyor gibi. Gel bakayım Hecarim gel bir vs daha atalım seninle. Kaç.
Kaçma oğlum, kaçma benden. Yat oğlum bir daha. Oğlum kaç kere kestim lan Hikari'ni? Oyun at vs ata döndü arkadaşlar. Ama bizim at daha çok vuruyor gibi ha sanki. Babanın ellerinde var ya sanki yıllardır OTP Hikari'm gibi oynamıyor muyuz arkadaşlar bir tık? Ne dediniz o işe? Baba sanki bütün yıl bu anı beklemiş gibi ya. Gel 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 şunu hemen alalım. Rakip jungle ölü. Oğlum Lucian ne yapıyor abi? Split push'ta adam sürekli bot mu oynuyor lan Lucian'ı? Şunu kes bari ya şunu kes. Hadi hadi kanka almamız lazım. Hikari'm de hızlı alınabilir arkadaşlar bu arada. Objektifler çünkü Q spamlıyor çal sürekli. Hadi oğlum alalım şunu hadi vurun. Gel bakayım buraya. Şu bir. Devam devam devam. Gel oğlum kaçma benden. Abi Zonya bastı adam. Çat yat oğlum sen de. Gel bakayım Lux buraya. Of flash attı. Flash'ı atınca E'min hasarını yemedi arkadaşlar gördünüz mü? Adama vurmama rağmen yemedi hasarı. İnanılmaz bir durum çözemedim. Evet arkadaşlar at adam yazıyoruz yorumlara at adam yazıyoruz arkadaşlar bu dakika itibariyle at adam at adam yarı at yarı insan arkadaşlar hero'muz prototip bir at adam var elimizde gel bakayım rüya kim varmış burada ve yine inanılmaz tilt oldum ya shutdown'unu aldı ya. Evet. 19 dakika olmuş. Artık kapatalım mı maça? Video fazla uzuyor gibi hissettim arkadaşlar ama böyle olursa kapatamayız. Kanka ne yapıyorsunuz siz ya? Baron almamız lazım. Takım objektife gelmiyor arkadaşlar maç başından beri maalesef. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Şöyle bir orada tam orada da yakalıyorlar. Şu an takımın doğmasını bekliyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Şu Scuttle'ı yiyeyim ben. Baron almamız lazım. Ama rakip doğu... Rakip doğu... doğmuşken... Yani ölü değilken... girmek de istedim. Aha! Oynarım buraya, oynarım buraya. Abi bu stun ne? Niye sabitledim ben? Oğlum çar hareket etmiyor. Abi çar hareket etmiyor. Bozuk ahmaklar. Ne oldu lan orada? Öldüm ya. Allah kahretsin ya. Arkadaşlar hareket edemedim. Bak düğmeyi mi fark ettiniz mi? Düğme hareket ediyor ama çar hareket etmedi orada. Bir sorun yaşadık ya. Tekniksel bir problem yaşadık arkadaşlar. Orada maçı kaybetmiş olabilir miyiz acaba? Maçı satmış olabiliriz lan bu pozisyonda. Oğlum takım hiçbir işe yaramıyor ya. Gerçekten inanılmaz kötü. Minyonlar daha iyi arkadaşlar. Yemin ediyorum süper minyonlar daha etkili takımdan ya. Öyle bir maç. Oğlum ranked maçı gibi olmuyor mu arkadaşlar şu an bu maç? Sizce de. Oo rakip. Aha. Minyonlar OP mi? Minyonlar vurur hadi oğlum. Minyonlar OP. Maçı minyonlar bitirdi. Baba yemin ederim minyonlar takım arkadaşlarımdan daha etkili oynadı bu maç. Helal lan size minyonlar. Minyonlar alan mıdır? 16-2-4. İlk maçımızda Hikari'm show arkadaşlar. Midimiz AFK'ymış. Ona bir kasten oyundan çıkmak AFK. Evet arkadaşlar inanılmaz bir Hikari'm maçıyla kapatıyoruz. Bugünü videoya çıkmadan like atarsanız sevinirim. Artı 500 like arkadaşlar. Ranked'da Hikari'm videosu gelecek. Mid'de de oynayabiliriz. Top'ta da jungle'da da. O fark etmez. Artı 500 like'a yeni Hikari'm videosu gelecek. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse kanalıma like atarsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.